Peki Nazlıcan Kübra Yakamoz Live 8 milyon 420 bin görüntülenme. Ve daha 15 Şubat'ta yüklenmiş. İnanılmaz. Yakamoz geliyor. Sesler kullanımında şey var, böyle bir hışırtı var. Bir, yani nasıl diyeyim, bir yorgunluk var. Bazı renkler kendilerini tizlere adamıştır. Tizleri kullanmaya adamıştır. Onları o kadar çok kullanmakta ustalaşır ve o kadar çok sever ki peslerini kullanırken çok aslında, yani dikkatsiz değil ama peslerini geliştirmek için çok büyük mesai harcamamıştır. Sanki öyle bir hava var. Yani çünkü böyle bir hışırtı geliyor. Bakın finalde. Sen. Yağmur yağar, ıslanırsın. Vay aman. İşte pesleri kullanırken bayağı nazala yaklaşıyor. Ki normal aslında. Pes sesi inerken biraz nazal kullanılabilir, özellikle pop şarkılarda veya bu tarz şeylerde. Güneş doğar. Abi türkü tadı da var. Kaybolursun vay aman. Ama sesteki o pus var ya, biraz yorgunluk hissi yakışmış. Yani yapacak bir şey yok. Doğal, hani evet, klasik şan tekniğinde çok yani bunu yapma, aman temiz dur diye ısrar edersin. Ama bu klasik şan değil. Yani bu artık bir parça yorumlama ve tarz da klasik bir tarz değil. Burada bu kir yakışmış. Fazlasına çoğu zaman eleştiriyorum. Yani çok fazla, çok fazla diyorum ama burada müthiş güzel yakıştı. Tam şurası. Burada kir. Efendim Özgüncüm. Söyleyeceğim, Nazlıcan Hanım her gün sahne alıyorum. O yüzden sesim yorgunu demişti. Onu diyecektim zaten. Yani devamlı sahne alan, kullanan bir kişinin için normal peslerin gidiyor olması. yani bu işin de defosu bu. Yapacak bir şey yok. Bir yerden yani o kadar uzun süre sahne aldığınız sürece alt seslerin biraz yıpranması. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin için demiyorum. Genel olarak herkes için diyorum. Uzun süre sahne alanlar için. Ses sağlığınıza çok dikkat edeceksiniz. Yani herkesten çok dikkat edeceksiniz. Çünkü hiç ara vermiyorsunuz. Ne bileyim işte, sigaraydı, tozlu, pislikti, bilmem neydi. Yani bu aslında maske dönemleri şarkıcıların çok işine geldi. Çünkü eskiden sokakta maske takmak, hani ne yapıyor, bu hasta mı diye bakılırdı. Şimdi çok doğal bir şey. Şu an istediğiniz gibi maskenizi takıp sokağa çıkabilirsiniz. Şarkıcılar kullanabilirler bunları. Yani mutsuz oldukları bir ortam şekil buldukları zaman takar maskeyi, oturur. İşe yarar. Ama benim gördüğüm kadarıyla siz böyle çok yoğun gün içinde konuşmayı seven bir insana benzemiyorsunuz. Sesiniz hasarlı değil zaten sizin. Hafif bir pus var, hafif de bir yorgunluk var. Özellikle peslerinize de çok şey yapmamışsınız. İnşallah sigara içmiyorsunuzdur, ki içmiyorsunuz gibi gözüküyor. Ümidim o. Yine de duruyor yani. Duruyor alt sesler. Kalbim.
en tabii bomba nokta İ harfinin ilk tutulduğu an. Bütün parçayı alan, seyirciyi böyle içine çeken, hele bir de sahnede bu o dinamik mikrofonla böyle çın çın çınlayarak gelir insanın kulağına. Burada kondenser mikrofon kaydında aslında o birazcık yutulmuş. Yani girişte o hissi alıyorsun, sonra o birazcık normale dönüyor. Fakat tam bir dinamik mikrofona yapıştığı zaman mekan içinde inanılmaz tatlı tınlar bu renkler. Tizler İ harfinin keskinliğine bakın. Bakın. Nasıl iyi patlıyor bakın. Uf. Ya inanılmaz keskin bir renkle tınlıyor bakın. Zaten burada alıyor bütün seyirciyi. Ağlar kapalı mesela. Zaman. O türküden, türkü tınısından gelen çarpmalar işin içine girmiş. Eller açık. Bir daha yok. İkinci bölüme geçelim. Vay aman, güneş doğar, kaybolur su. Gideceğim. İkinci bölüme. Sessiz. Aynısı mı? Aman, zaman gel. Aynı bölümün kopyalısı galiba bu. Aynısı. Ha, autotune de var bunda. Bu autotune de. Aslında naif bir sesi var. Yani mesela bu ses çok yoğunluğa, şeye gelemeyen bir renk. Yani çok baskıya, sürekli çalışmaya, ağır koşullara gelemeyen bir rengi var aslında Azcan'ın. Yani sesin kısılma ihtimali çok büyük. Hayatında eminim birçok yere kısılma yaşamıştır sesi. Fakat bu naif renk tabii çok etkileyici. Yani o ilk iyi vurduğu anki seyircide böyle bıçak saplamış gibi bir his geliyor. Tak diye vuruyor. Çünkü çok iyi parlıyor renk. Gerçekten mükemmel. Kendine has bir beceri işte bu yani. Yetenek. Buyur Özgüncüğüm. Nazcan Hanım yazıyor sen. Buyur buyur. İlk birkaç yıl önceki sahne görüntüsünü ben. Aynen aynen. Sahne görüntüsü mü? Ha, sahne bu şekilde, anladım. Şu şey çok iyi yalnız. Çarpma klasiği zaten. Merak ediyorum mesela yorumlar nasıl bunun altında? 4300 tane yorum var. Efendim Özgüncüğüm. Nazcan Hanım demiş ki hayır hocam, hücum kayıt hepsi canlı demiş. Evet evet, farkındayım zaten şey olduğunu. Tamamı okunmuş. Zaten çarpmaların belli olduğunu şey yapıyorum, görüyorum. En son sessiz sürüler diken diken insan için. Aynen, mesela en son sessiz dedin çünkü İ harfi çok çekici. Hem çok güzelsiniz, sesinde acı var, yüreğime dokunutucu, bazen unutamaz. Ne güzel bir yorum, güzel bir düzenleme olmuş. Tüm canlı yayını izlemek çok güzel. Canlı da izlemiş seyirci tabii burada. Çok acayip bir şey. Birbirini bütünlemesi çok iyi yani. Gelen seyircinin YouTube'da izlemesi veya YouTube'da izleyen seyircinin izlemeye gelmesi, zaten istenen şey bu. Gitmek için mesela ilginç insanların görüş şeylerini, ne güzel bir ifadır. Gerçekten çok inanılmaz. Keyifli. Fakat diğer şeyini de merak ediyorum. Taşa verdim yanıma mesela. Çünkü türkü tadı var sürekli okuyuşunda. Taşa verdim yanımı, toprak em. Bunlarda mesela ağzı daha kapalı ama. Ahmet Kaya söylerken daha geniş ve büyük kullanıyor. Verdim oluyor. Yanımı, toprak emdi kanımı,
kendine has bir tarz. Sesi kullandığı yer, renk, tabii naif sürekli bir tını var. Yani nasıl mesela o kadar uzun sahneye dayanabiliyor? Ben mesela bunu merak ederim. Nereden bileceksin? Bunlar daha çarpmalı okuyor mesela bunların gibi. Ama Ahmet Kaya kayıtları daha çok beğenmiş. Tabii tizleri olduğu için geniş bir rengi var. Yani nereden bakarsanız hani soprano tınılı bir şarkıcı. Birçok şarkıdaki bu tatlı göğüs sesiyle tiz çıkması türkü becerisinden kaynaklanıyor. Türkü bilmesinden kaynaklanıyor aslında. Genelde de o ikili birleştirmeleri çok büyük başarılar edilmiş. Mesela Tükeneceğiz de merak ettim. Üçüncüyü de yapayım. Yazık yaşanmıyor, çaresi olmak imkansız. Nese bakacağım? Hiç sebepsiz. Siz bırakın. Ne hayaller ile, ümitler ile. Yorgun ama ses. Çok. Tizlere bakalım. Ya işte sahne performansı yapanların en büyük sorunu bu. Tizler sürekli açık, pestler hep kısık. Dinlenince kirler. Başka sevgiler de teselli. Ama izleyici eminim ki o kiri seviyordur. O yorgunluğu seviyordur. Kritik. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. Peki. Farklı bir tat. Teşekkürler. Güzel. Evet, devam edelim.